Mesela benim adım Duran Paşa Diller koydu. He. Var ya. Yani. Babasının kızı çok oğlu, tek oğlu. Buna yedi oğlan, yedi kız bir oğlanım ben. Buna Cengir Ahmet denler. Bak Küçük Ahmet Diller. He, buna Küçük Ahmet Diller bir bunun büyüğü var daha orada. Nereye gitti, kaçtı, içeri kaçtı. Öyle diler bizi koydu yani. Sen ne işle uğraşıyorsun? Çiftçilik başka, ne kaldı ki Abdülköy'ün? Peki Abdülli köyünün arazi isimlerini sayar mısın abicim? Şu tarafa ne diyorsunuz? Bu tarafa dağ tarafı, Yavşanlık Diller, bu yani tamam, şey, Kapalayak, Kızıltepe. He başka? Öyleydi, Çirçir derler. Çirçir derler. Ayrı Dağ derler. Ayrı Dağ derler. Karayeliler derler bu aşağıda. Hanımefendi güzel bakıyorum bu konuda, o taraf işte. Akarca dediler. Akarca dediler. Teşekkür ediyoruz abi. Ben de teşekkür ederim. Var mı başka diyeceğim? Yok başka ne diyeceğim. Bu takımda teknik direktör oldu. He o zaman takım yaptık ama. Ama son sırada kaldık biliyor musun? Kume düştük ya. Niye dile getirdin? Kume düştük, kurban oldu. Teşekkür ediyoruz. Kadir abi şöyle mikrofonu sana vereyim abi. Sen önce kendini anlat sonra. 1956 doğumlu Abdülkadir Aksoy. 4 çocuk babasıyım. 3 çocuk babasıyım. Bir kız, 2 oğlum var. Üniversite mezunu, 3'ü de. Efendim köyde yaşamaktayım. Önce sulu tarımdan şikayetçiyim. Her taraftaki devlet bu siyasi gücü arkasına alıyor. Artı bizim köyün siyasi gücü belli olduğu için hiçbir zaman devletten destek gelmiyor. Ha. Köyümüze işte İmar İskan Bakanlığı'ndan yapıl diyeceksiniz. Afat evlerini söyleyeceksiniz. 1964'te ilk seçiminde 60 darbesinin seçiminde amcam Celal Aksoy, babam İbrahim Aksoy karşı karşıya geldi. Amcam Celal Aksoy muhtar oldu. Afat evlerini o zamanki bakanın ismini hatırlayamayacağım. Geldiğini biliyorum köye. Köyümüz yapıldı. 67'de temeller atıldı. 1967'de. Köyümüz yapıldı. Ondan sonra devletten Abdülliköy halkı olarak bir gram destek alınmadı. İçme suyu doğal. Köy hizmetlerinden geldi o zamanki şeyle veya DSE'den bir çivi çakılmadı köyümüze. Bir çivi çakılmadı köyümüze. Biz sadece sulama tarımından beklentimiz Yazırdağ mevkiimiz, karşıdaki Yazır mevkiimizde oraya devlet desteğiyle bize derin kuyu açarsa tabii belli parasıyla sulanacak orası bellidir. Hiçbir yerden bize şey gelir. Ahbeni'deki baraj dediğimiz olay Tepeduvan köyünden geliyordu. Oranın suyunu da sulama tarımı aldılar. O gölet de kurumak üzere. Oradaki gölet de kurumak üzere. Biz sadece sulu tarım. Sulu tarım. Ha, bize pancar, buğday. Görüyorsunuz rahmet, tövbe aşağı Allah'ın emrine karıştırmaz. Yağış yağmadı, risti. Attığımız tohum bugün 1,5 ay oldu. 1,5 ay içerisinde gübreyle ekilen tohum cilk olur. Ve bu tohum çıkmay verir. Tabi Allah'ın işine karışmak gibi de bizki fikir yorumu. Benim tek isteğim Yazıt mevkisine sulu tarım için derin kuyu açılması. Bu halkın kurtulması için. Devlet de vasfası bağırıyor. Üretim. Üretim olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Bu sene işte bu idamız biraz Türkiye genelinde gıt çıktı. TÜİK diyen bir yeri açıldı. Valiciğine Şeker Ortası'nda. Onun sayesinde bu idamız birazcık para etti yani şimdi gerçekleri konuşalım birazcık çünkü neden orayı işte açıkladı ben şu fiyattan alacağım dedi 1500-1600 lira söyledi ve aldı yağmur yağınca 100 lirasını hemen kırptılar kestiler 1500'e düştüler yani tüccarın ucağına yetmedi yani orada bir birazcık yani verim düşük olduğu için birazcık menfaatlarımız oldu şahs adıma girdisini hesap edersen orayı hesap ettiğin zaman o zaman vay haline köyümüzün geçmişini anlatayım. Dedem 1311 doğumlu, 1895'i demekti yani şimdiki şey tarihe göre. Efendim dedemin anlattıklarına göre köyümüz Yazır'da 8-10 hane geliyor. Kuzey Mezopotamya'dan çıkıyor. Koyun ve deveyle geliyor. En son dedem rahmetli Şüredin'le Erket çok gözlerik orada bir köprü şimdi baraj altında kaldı. Çok gözler yerleşiyorlar. Çok gözde develeri sinek ısırdığı için öyle o yüksek oraya çıkıyor oraya yüksektir Erkek'in oraya bakıyorlar ki Yazır'ı görüyorlar. Yazır'a geliyorlar orada bir kol kadar su var kışlan derediriz. Oraya Abdülliköy yerleşiyor. Abdülliköy oraya yerleşiyor. Yerleşik düzenine geçince tabi karakıl çadır tükmeriz ya koyuncu deve. Yerleşik düzenine geçince ağır ağır büyük başta töremiye başlıyor. Bu arada bu aşağılara buralar aşağıda yukarıdan aşağı
gelince buraya inmek istiyorlar. Ahbeni köyü çok eski bir köydür. Ahbeni Çivili çok eski bir köydür. Onlar bu Türkmenleri buraya indirmeyelim diyor bizlere. Ve inmiyoruz. İndirmiyorlar. İşte şudur budur. Tabi o zaman biliyorum Osmanlı döneminde beylik dönemi vardır. Beylik döneminde Kabukçu Bey'i Kanlıca'dan Kozan Yaylası'na, Çayırlar'ın Kozan Köyü şimdi Çandır'a bağlandı. Oraya yaylaya giderken köyün halkı önüne geçiyor. Beyim, biz aşağı inmek istiyor diyoruz. Bey Kanlıca'dan geliyor, Kozahlı Kanlıca'dan geliyor. Şıklar Köyümüz hemen yanımızdaki oradaki yer. Şıklar Köyü'de dedeler Şıklar. Orada Nuri Bağdiler ya, onun babası aslında. Nuri Bey'e diyorlar ki sen Abdülli'yi aşağı indir diyor. Ve Abdülli o günkü şartlarla buraya yerleşiyor. Ha. O da tabi şeyle o günkü şartlara Çapanoğlu'la dirsek temaslar. Çapanoğlu'la dirsek temaslar tabi. Yoksa inemez biliyorsun Çapanoğlu. Hani Mustafa Kemal sormuş Akdağ Maden'in bir beye ben varım asker olarak demiş. Çapan demiş ki havale benim demiş. Mustafa Kemal'le hani Yozgat cezalanması oradan gelir yani, orayı siz daha iyi bilirsiniz. Tamam mı? Böylelikle köyümüz yerde benim tek isteğim sulu tarım. Yazır Dağı'na uyurulması, dağ mevkisine ille sulu tarım. Sulu tarım. Hiçbir siyasi güç bizim köylere, sadece bütün köylere, genel Yozgat'ı biliyorsunuz kırsal kesim Yozgat. Büyük sanayisi yok. Yani 5'i birlik olduğu zaman oldu, 6 birlik zaman olduğu zaman oldu siyasilerin. Hiçbir çivi çalmaz büyük sanayi. İlla Yozgat Merkez veyahut Akdağ Madeni veyahut Sorgun veyahut Buhalcen veyahut Çekerek. Mesela Çekerek'i gördünüz, Kadışehir'i gördünüz, Aydıncı'yı gördünüz, küçük küçük ilçeler. Bunların hakları nerede? İşte yazmışsınız milyon değil, Yozgat'ın nüfusu milyon değil. Tabi Avrupa'da kalsın milyonu geçiyor. En büyük nüfus Yozgat'tır. O konumda sizden taraftarıyım. Köyümün sorunu budur. Ben ille sulu tarım. Sulu tarım, sulu tarım, sulu tarım. Üretkenlik, üretkenlik. Dışarıdan mallar geliyor, buğday geliyor. Dışarıdan Rus buğdayı geliyor Rusya'dan. Neden? Ben üreteyim, bana destek çık. 2500 lira bu gübrenin kilosu, en ucuz gübrenin kilosu. 2500 lira, 6000 küsür lira. Hani diyor ki hükümetler enflasyon olmadı diyor. 20'lerin yerine 200 bin lira çıktı, 20'lerin yerine, 20 milyonun yerine 200 bin lira çıktı. Ha, siyasetse siyaset yani, istesem benim şey yapsınlar yani, dar ağacına çıkarsınlar. Hani ben geçinemiyorum. Bir torba yem. Tarım kredide 61 lira küsürlerdi, şimdi bugün zam geldi. En ucuzu. Tarım krediden bak, dışarıda almıyorum. Herhangi bir tüccarda